Merhaba. Gene ben. Tabii ben de yani. Bugün hamur kabartma bir ara demiştiniz. O yüzden onu çalışmak istiyorum. Size göstermek istiyorum. Hamur kabartmada normal beğendiğiniz bir resmi, çözünürlüğü yüksekse, küçük kutuysa çok da sıkıntı değil. Beğendiğiniz herhangi bir resmin çıktısını alıyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi A4 olarak ben aldım. Çünkü 18'e 18 bir kutu çalışacağım. Bu şekilde toneri yüksek, kırtasiyelerdeki zaten şeyler iyi çıktılar. Bu şekilde en az 2 tane, 3-4 de olabilir. Çıktılarınızı alıyorsunuz, kesiyorsunuz ilk birinci resmi. Hani tabii ki bu biliniyordur ama ben daha ahşaba yeni başlayanlar ya da başlamak için içinde heves olup bir türlü cesaret edemeyenler için konuşuyorum bayanlar. Birinci resmimizi objemizin üzerine dekopaj tutkalını sürerek sabitliyoruz. Transferini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Resmimizi sabitledik. Normalde bu kutuyu tasarlamak için bu bizim için yeterli. Kabarcıklar olacaktır. Çok endişelenmeyin. Onlar kurudukça geçer. Alttaki tutkal eğer iyi sürüldüyse hiçbir şekilde sorun olmaz. Benim asistanım da çok zeki. Böyle kuru bir bezle ya da havluyla bastırın. Dekope ettik. Ondan sonra istediğimiz yeri kabartmak. Kabartmada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Desen kendini belli eder. Perspektif olarak öne gelen desen biraz daha büyük, arkadaki daha mat ve küçüktür. Hani resimde bu bellidir. Şimdi kabartmak istediğinizde zaman, yani bir deseni kabartmak istediğiniz zaman, mesela kaplan önde, şuradan aşağısı önde, burası belki üçüncü aşama, bu önde, el önde. Burada buna boyut verebiliriz. Yani kadını daha daha arkaya atarak çok daha iyi bir görüntü alacağımızı düşünüyorum. Kaplanı buradan keserek çıkarttım. Şimdi hamurumu açacağım. Hamurumuzu defalarca da kullanabiliyoruz. Dough dry benim kullandığım ve kursiyerlerini kullandırdığım. Satışında yaptığım bu hamur. Diğer hamurlardan çok çok randıman alamadım açıkçası. Tabii ben burada bunları yaparken sormak istediğiniz bir şey olursa ya da var mısınız, buralarda mısınız? Grupta ve bu sefer akıllandım Face'imde de yayını söyledim. İşte her hanımın içinde bir mantıcı börekçi vardır. Buyurun. Böyle. Gerçi Kayseri'den mantı sözüm vardı. Gülay'dan da böreklerin sözünü aldım. Şimdi hamur kabartma yaparken bayanlar şöyle bir incelik yeterli. Bunu siz yani siz kendinize göre ayarlayın. Asıl bu işin ehli Sibel Dinç'tir canım arkadaşım. Şöyle biraz oturayım. Şimdi kaplanımı kabartacaktım. Dekopaj tutkalını kaplanımın arkasına sürüyorum. Bu çok keyifli bir resimdir. Yıllar öncesinde sehpa yapmıştım. Kaplanımı resmim hamurun üzerine oturttum. Kretuar bıçağı. Ucu sivri olan bıçakları kullanabilirsiniz. Ben daha uygun olsun diye bildiğiniz şu 1 liraya bir sürü şeyi olan maket bıçaklarını kullanıyorum. Yaklaş güneş. Verev alın hanımlar. Dışarıdan hamurumuz çok gözükmesin. Verev şekilde alın. Şimdi hamur çalışırken bir böyle verev keserek oluşan bir tekniğimiz var. Bir kalın yapabiliriz. Sonradan renge göre boyayabiliriz. Dıştan beyazlar gözükmesin diye. Bir üçüncü teknikle arkadan tırnaklayarak boşaltıp kapalı çalışabiliriz. Gün gün bunları zaten çalışırız. Eğer nasip kısmet olursa. Görebiliyor musunuz? Bakın alıyorum.
Mera mera. Bir yandan da imara çalıyor. Ben bir yandan ev taşımaya çalışıyorum. Olur da taşırsam bir odam artık home office olacak. Canlı yayınlarda artık oradan da devam etmeyi düşünüyorum. Mevlüt Er Yılmaz hocam, ne zamandır bunu öğrenmek istiyordum. Çok iyi oldu, sağ olun demiş. Çok güzel. Öğretebiliyorsak ne mutlu. Bakın şimdi bunu buradan aldım. Elimizle düzeltelim. Bu şekilde. İçlere doğru alalım. Hamurla size çok çok farklı teknikler gösterebilirim. Zaman içinde bunları öğrenebiliriz. Mesela şuradan çok büyük bir görüntü olsun istemiyorum ve tırnaklıyorum. Hamurun arkasını. Doğu dry. Buradan tırnakladım. Boşalttım. Sormak istediğiniz bir şeyi sorun. Arkadaşım bana iletiyor. Hazır hamur mu diye soruyorlar. Evet, hazır hamur. Normal soğuk porselen değil. Ya da sıcak porselen, fark etmez. Elde yaptığımız bir hamur değil. Burayı yapmamın sebebi. Bakın, bittikten sonra hamurumuzu yaptık, çalıştık, arkaları iyice şey yaptık. Hamurumuzu bitirdikten sonra dekopaj tutkalıyla hamuru zemine yapıştırmak için geçişlerimizi yapıyoruz. Şimdi objemin üstüne geliyorum. Şöyle onlara yönelik çalışalım. Boşalttığım yeri burada sıfırlıyorum kızlar. Ay bayanlar. Öğrencilere göre çalışınca böyle, kusura bakmayın. Arkadaki fonda çok duygusal olduğunu söylüyorlar bu arada. Ya evet. Bakın. Şu an kaplanım zemine oturdu. Buradan kapatmamın amacı kutumun dış çeperinden görülmesini istememem. Hamuru ezdiğim için şuradan çıkan fazlasını alıyorum. Şu an size gösterdiğim teknikteki hamur kabartma gizli olan. Yani burada hamur olduğu belli olmasın diye yaptığımız çalışmalardan biri. Bir de bunu kalın kalın normal bırakıp rengarenk boyayarak yapıyoruz. Bakın şimdi boyutlandı. Yanlarda hamurum yok. Bunu sakladım. Hani görürsünüz çalışmalarda. Bu arada bu tırnağım sakat benim zaten. Şimdi arkadaşlar, kadının ayağını çıkarttım. Burada çünkü size şunu göstermek istiyorum. İkinci aşama bunu yapıp, şuradaki şalıda üçüncü aşama yapıp üç boyutluyu göstermek amacım. Sıkılmazsanız, oralarda kalırsanız. Sıkılmazlar mı Güneş? Duruyorlar mı? Hayır hocam, çok memnunlar herkes. Teşekkür ederim. İnanın yoğun olduğum halde. Yani her akşam bir şeyler gene yapmaya çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla hamurum az geldi. Bakın bu da bir hemen size anlık canlı yayında işin tüyosu. Mesela hamurumu buradan yükseltmem gerektiğini anladım. Hemen buraya bir parça koyuyorum. Şuraya da bir parça koyuyorum. Yani Türk kadınının çare bulamayacağı bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Evet şöyle. Bizim kadınlarımız çok güçlü, pratik, zeki, çalışkan. Ben artık daha ne diyeyim. Nazmi Hanım, asla sıkılmayacağız. Seni özetiyorum yazmış. Tez dikkat izliyoruz yazmış Sonay Hanım. Teşekkür ediyorum. Serpil Hanım zevkle izliyormuş. Teşekkür ediyorum. Yeniden kağıdımıza sürüyoruz. Bunu unutmuyoruz. Hamur tuttuğu için kağıdı bazen evet ben böyle yapıştı zannettimleri duyuyoruz. Değil. Dekopaj tutkalımızı sürdük.
Neslihan Hanım sizden sıkılmak ne mümkün. İnsanın yanınıza koşup gelesi geliyor yazmış. Gelsenize. Sergim var. 9 Mayıs'ta mı başlayacaktı? Buyurun beklerim. Çıkın çıkın gelin. Nevin Hanım yemek saati olduğu halde kaçırmıyorum sizi yazmış. Aynen, aslında 5'te bitiyor kursum. Akşam grubum olmadığı zaman işte 6-7 arası yapmaya çalışıyorum. Eğer evden canlı yayınları kendim yapacak kapasiteye gelirsem bir gün, o zaman çok daha geç saatlerde yapabiliriz. Bizim için de çok daha iyi olur aslında. Şimdilik idare edin. Artık nasibimizde varsa. Çünkü evdeki kuracağım ofisimden yayın yapabilirsem, sizlerle istediğim eskileri yenilemek, farklı şeyler yapabilmek. O zaman çok daha farklı planlarım var. İnanın, hani takı tasarımcısıyım. Takılar bile yapabiliriz. Satılabilecek şeyler yapabiliriz. Farklı tasarımlar yapabiliriz. Bizim bayanın ayağı çıkmaya başladı. Görebiliyor musunuz? Tabii ben böyle tersten düzden çalışıyorum. Siz onu hayal edin. Gülistan Hanım diyor ki nerede kalacağız Zonguldak'ta? Vallahi bilmiyorum ki, sığanlar bizim evde kalacak. Bir şekilde bir şey buluruz. Neredenmiş Gülistan Hanım? Sergin Hanım diyor ki serginize gelmek isterim, bilgi verin. Bursa'dan geleceğim diyor kendileri. Zaten sergimizi evet duyuracağım. Bakın, bayanın ayağı. Yeniden tersini çeviriyorum. Dekopaj tutkalımı sürüyorum. Tabii ben Laz olduğum için böyle Laz müziklerine alışırsınız artık. Belli bir dönem onlardan nefret ederdim. Şimdi de çok seviyorum. Şükrü Hanım yataklara hazırlayın o zaman demiş. Oo, bayanlar, şunu niye anlamıyorsunuz? Biz deli kadınlarız, uyumayız biz. Siz gelin, ben sizi uyutmam. Bakmışsınız sabah 4 olmuş. Ya bir şey tasarlıyoruz ya konuşuyoruzdur. Haksız mıyım yani? Çok tatlısınız, mütevazisiniz. Tebrikler. Manisa'dan el sanatları öğretmeni Berkan Keloğlu'ndan sevgiler diyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel görüyorsunuz. İlde Hanım biz de Karadenizliyiz demiş. Karadenizliler buraya. Bakın, ezdiğimde fazlalıkları alıyorum. Bunu da size göstermeye çalışıyorum ki kabartmalarımız daha hoş olsun, daha güzel olsun. Burada sizi ilk zamanlar hani acemilikte yaparken, tabii ki ustalarımız var, ona bir şey demiyorum da, yaparken bakın altları kapattım ve hamuru taşırdım. Görüyor musunuz kızlar, bayanlar? Kızlar nereden bulaştı bana? Size misafir gelmek isteyen çok var hocam dediğimden. Ya gelin, ne olacak, bir oteli kapatıp lobisinde sabaha kadar çalışma yaparız. Tablolar yaparız. Muhabbet ederiz. Dedikodu yapmayacağımız kesin. Mayıs'tan öncesi İzmir'e bekliyorlarmış. Mikail Hanım, Mikail Melike Sarman. Evet, İzmir projemiz firmamızla var. Ama tabii ne zamandır, nedir çok bilemeyeceğim. Nurhan Hanım da diyor ki bizi geç gördüğün için kızlar demişsinizdir demek istiyor. Ay evet, bak bu güzel. Hangi Nurhan Hanım'ım? Şengöz. Nurhan. Ha, Şengöz. Nurhancım, canım benim ya. Fuarda da geldiydi. Canım arkadaşım. Tabii ki genç görüyorum yani. Hobileri olan insanlar yaşlanmaz. Stres yapmaz. Mesela hobisi olmayan, sevdiği bir işi yapmayan, yani hobi derken illa ahşap, cam, boyama, seramik falan değil. Kimisi dantel örmeyi sever, kimisi kitap okumayı sever falan falan. Ama bir meşgalesi olan insanlar aslında
Çok daha şanslılar. Bakın onların merdane delinde. Kocam şunu yaptı, kaynanan bunu dedi gibi bir şeyi yok. Gerek yok. Kafayı niye takacaksınız ki? Alın elinize hamurunuzu. Burada nasıl ne görüntü çıkacak onu düşünün. Eşler falan da kızanlar olabiliyormuş. Hani yeniden bu kadın yüzünden boya masrafına gireceğiz diye. Bence boya masrafına girsinler ki eşleriniz çok fazla sizinle uğraşmasınlar beyler. Ve şunu da unutmayın. Bir kadın isterse zaten her şekilde yaptırır istediğini. Ben de amma kadınlar, kadınlar diyorum. Vallahi beni boğacaklar bir gün. Şimdi birkaç parça birden de çalışabiliyoruz. Bakın. Kaplanı yaptık. Ayakları da yaptık. Belinden ayırdık kadını. Şimdi elini yapacağım ki ön plana gelsin. Şurada bir öne gelecek parça istiyorum. Gördüğünüz gibi bir şal var. Bu da üçüncü. Bir dekopaj. İkinci dekopaj. Bu üçüncü olacak. Bunu kat kat çalışabiliyorsunuz. İnce, daha ince açarak katları uçuyordu. Katları yükseltebilirsiniz. Tabii benim eyvah. Kameraman arkadaşım gidecek de. Acele etmem lazım. Zeynep Yüksel Hanım, koca yok bizde yazmış. Hadi ya. Güzelmiş. Olmayanlar da güzel. Zaten özgürüm diyorsunuz. Meral Hanım'a da terapi gibi geliyormuş. Evet. Hani benim açımdan değil ama neyle uğraşırsanız uğraşın gerçekten bir terapidir. Gülistan Hanım'ın eşi de çok destekçiymiş. Bayılıyorum gerçekten. Helal olsun. Eşlerine destek olan eşler. Harikasınız. Ne diyelim? Bizim fon da gitgide değişiyor yani. Bu ne? Bakın bir şeyle meşgulseniz çalan müzik ne kadar depresif olursa olsun çok takılmıyorsunuz. Şimdi burayı da boşaltmak istiyorum yanlarını. Amacım orada açık bir görüntü değil, kapalı bir görüntü. Ama tasarım size ait. Bizim yaptığımız işlerde tasarım sizindir arkadaşlar. Sona yanımda eşiyle birlikte izliyormuş sizi. Evet, öyle öyle birkaç kişi daha yazdı özelden. Yani yakındır, eşleriniz elinizden alabilir bunları. Erkekler beceriklidir bu konularda. Bakmışsınız ahşap imal ediyor. Tasarlıyor. Şükran Hanım, doğallığınızı çok seviyorum diyor. Teşekkür ederim, istesem de doğalsız halde olamıyorum. Orijinal bu. Makyajımı bile yapmadım. Saç baş böyle. Olduğum gibi. Çünkü kimseye güzel görünmek, özel görünmek, harikalık falan gibi bir iddiam yok. Müziğin çok acıklı olduğunu ve duygulandıklarını söylüyorlar hocam. Ay şunu değiştir bari, yazık insanlara. Şimdi sen değiştir, ben buradan göstereyim. Bakın şunun yanlarını birer milim boşalttım. Kestim. Çünkü amacım orayı kapatmak. Şimdi dekopaj tutkalını sürüyorum. Tabii neredesiniz göremiyorum. İşte arkasını boşalttım. Görünüyor mu? Kadraja giriyor muyum? Şöyle gel. Şimdi bakın, boşalttığım yerde şu bağlantıyı yapıyorum. Buraya geliyorum ve yanları kapatıyorum. Gördünüz mü? Hani görürsünüz böyle, aa kabartmadır ama hiç yanlarda bir şey yoktur. Acaba nedir falan. Bizim ilk aşamalarda, bilmediğimiz zamanlardaki kendi sazan halimden bahsediyorum, sizi bilemem de. Ya bakardım, Allah Allah bu kabarmış ama ne olmuş buna? İşte bu olmuş. Bakın. Şimdi tamamen göstereyim. Üçüncü bir boyutta burası, ışık yeterli geliyor mu bilmiyorum. Kavisli ve hiçbir şekilde hamur yok. Gördünüz mü? Yakında yani nereden baksanız bir metre bir kabartı var ama şey yok. Şey yok. Ne yok? Hamur görünmüyor. O yok işte. Neyse.
Bu arkadaşımın elini de kabartayım da sakat falan kalmasın. Şöyle. Şu an yapmaya çalıştığıma inanamazsınız. Hem çekip hem de kesmeye çalışıyorum. Arkadaşım daha fazla katli olmadan müziği değişmeye çalışıyor. İrem Derici nasıl? İrem Derici iyidir. Kızımın ismi ya İrem. Hamur kabartmayı anladınız mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kısa sürede buradayım, bari bir faydam olsun. Sanırım herkes anladı, bir şey sormuyor. Patatesleri de yakmış hocam. Eyvah eyvah. Eyvah. Pilav dibini tuttu diyor. Eyvah. Allah. Bu iyi olmadı ya. Bu yemek saati olayını nasıl çözeceğiz bilemiyorum. Ya hiç yayın yapmayacağız ya da yemek saatlerini idare edeceğiz bir müddet. Şimdi küçük parçada zemine sürüyorum. Risk almıyorum. Oldu olmadı, geldi gelmedi falan filan olmasın diye. İşte arkadaşımızın elini buraya yerleştirdim. Kaba olsun istediğim için fazla hamur koydum. Buradan hilesini gösterip size anlatmaya çalışıyorum. Aldım fazlasını. Buradan bunu aldım. Buradan da alıyorum. Buradan da alıyorum. Şimdi bunu nasıl bir şık kadın yapacağız var ya. Benim gibi takı meraklısı birinin böyle bir kadını da takısız olmaz. Alıyoruz boncuk boyamızı. Ucunun açık olmadığına, olup olmadığına bakıyoruz. Şimdi gelin burada ışıltılar yapalım. Yeter ki siz yayını kesmeyin, biz yemek yaparız diyorlar hocam. Ne kadar zamanda kuruyor diye soruyorlar. Hamur mu? Biraz belirtmemiş. Ya hamur benim tavsiyem bir gün dursun. Güneşciğim saçından toplayın alabilir miyim? Saçından derken tülbentinden. Boncuk boyanız sıkıştığı zaman böyle. Çok saçmalamıyor muyuz? Hamuru nasıl yaptınız? Hamuru ben yapmadım. Sağ olsun firma yapmış. Ben hazır hamur kullanmayı daha çok seviyorum. Sebebi de şu. Tamam, Nülgün abla gibi, Nülgün Atabay Oktay muhteşem hamurlar yapıyor ve bunlarla ilgili süper çalışmalar yapıyor. Vallahi açıkçası ben o kadar güzel düşüremiyorum. Yapıyorum. Anca bu alt zeminde kabartmada falan kullanıyorum. Çiçek falan yaptım. O elime her tarafıma yapışıyor. Hazır. Gayet yumuşak. Kalabiliyor. Artı kuruması çok daha çabuk oluyor. Diğer hamuru ben kullandığım zaman 24 saat falan bekliyorum ya da daha fazla. Ama bundan 5 saat, 6 saat sonra zaten kurumuş oluyor. Üzerine sprey vernik olur mu diyorlar? Tabii ki olur. Dekopaj tutkalıyla fixleyin. Fixledikten sonra olur. Bayanlar, şunu da belirteyim. Dekopaj tutkalı sadece aman bunu dekope edeyim için değil bence. Yani bence derken. Dekopaj tutkalıyla koruyuculuğu çok daha fazla arttırıyorsunuz. Markası neydi hocam hamurun? Doğdray. Ya bakın şimdi kızımız nasıl bir parlayacak. Nasıl bir güzel olacak diye düşünüyorum. Ama canlı yayındayız, olmayabilir de. Kemerinde de ışıltılar olsun. Gümüş çemer muhabbeti. Ücretini soruyorlar hamurun.
Valla benim sanat evimde yani biz burada 20 liraya satıyoruz. Ücreti de o. Biz kursiyerlerimizle çalıştığımız için sürekli bu hamuru. Bakıyorum başka nerelerde böyle şıklıklar yapabilirim. Evet, arkada bir yastık var. Orada yapayım. Biraz şıkırdayalım. Her zaman eski telim püskü telime gerek yok. Allah. Ben diğer çalışmayı gösteremeyeden kaçta? 7 dedi mi sana? 7.30. Nasıl yetişeceğim? Yetişirim ben. Şimdi görebiliyor musunuz eserimizi? Şöyle artık daha bunlar kurudukça daha da parıldayacak. Yanlara süpürmeler girmek istiyorum. 2 dakika onu da yapayım o zaman. Kurumadan bu kadar parıldıyor. Kuruduktan sonra daha da parıldayacak. Gül ve çiçek kabartmasını da görmek istiyorlarmış. Evet, onu da çalışırız. Zaten ortancalar çalışacağız. Ortancaları çalışırken şeyleri göstereceğim size. 2-3 kattan sonra onları nasıl hareketlendirmemizi, hani ayakta durmalarını nasıl sağladığımızı falan göreceğiz. İnşallah. Şöyle bir bunu bitirelim. Şöyle bir görün. Bakın benim öğlen yemeğim. Ya. Bir de niye kilo alıyorsam artık, pardon, kilo veremiyorsam. Bayanlar süper bir diyet öğrendim. He. Onu uygulasak mı? Ama ben şu an çok yoğunum, uygulayamam da. Uygulayınca sizle de paylaşacağım. Kedinin gözlerine diyorlar. Mozaik jel yapsanız nasıl olur diyorlar. Yapabiliriz de şu an benim kursiyerim gitmesi lazım. Amacım da size farklı bir şey göstermek. Ya göstermeyip mozaik jeli yapayım kediye. Ya da bunu göstereyim. Bence onu gösterin hocam. Şimdi şöyle bir ahşap ayna için yaptırdım ben bunu. Ortasına ayna kesilecek. Ama buna ne yapacağız? Şimdi kalın bez arasında camları kırdım. Camlarım. Yüzüklerimi hemen çıkartıyorum. Alelacele çalışıyorum. Sıkıntı değil hocam. Biraz geç gidebilirim ben. Ya ne bileyim, panik Yok yok, yaptım panik şimdi. yapmayın. Rahat rahat çalışın. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Bakın, kalın bir bezin arasında soda şişeleri yeşil olan, bira şişeleri kahverengi olan lacivert cam. Bunları çekiçle beraber bezin arasında kırdım. Bezimiz şurada. Onu da size anlatayım. Böyle kalın bir bez koyun. Bunların daha çok farklı türleri var da ben size. Bezin arasına camımızı koyduk. Dediğim gibi şişe, şarap şişesi, bira şişesi. Her ne olursa olsun. Güzel de bir çekiç alıyoruz. Uyuz olduğumuz birini düşünüyoruz. Vuruyoruz, kırıyoruz. İşte böyle. İstediğiniz kadar küçültün. Büyük parça kullanın. İstediğinizi yapın. Bunu sadece size göstereyim diye yaptım. Normalde bana lazım değil. Olay bu. Şenur Hanım demiş ki mozaik jeliyle bir tablo yapalım. Yapalım. Olar. Zamanla olabilir. Sonay Hanım da diyor ki camlardan bahsediyor herhalde. Yazmamış ama yapıştıracağız mı bunları diyor. Bakın rölyef pasta. Rölyef pastayı yayıyorum. Kafama göre. Ben zaten ne yaparsam kafama göre de. Tabii şey yapayım, eldiven giyeyim. Geçtiyse her.
Yayın kesiliyor, donuyormuş ama büyük ihtimal internetten. O sizinle ilgili, internetinizle alakalı bir durum. Bizimle alakalı bir şey değil. Hem rölyefim de donmuş maşallah. Bakın. Bulabiliyorsanız düz camlar da çok güzel. Hani düz plak halinde demin kestiğim gibi camları istediğiniz gibi kullanıp yerleştirebilirsiniz. Bunu derzle de yapabilirsiniz. Bir sürü şeyle yapabilirsiniz. Ben size bir mantığını anlatayım bunun. Gerisini nasılsa siz geliştirirsiniz, ben biliyorum. Şurada aynalarım var. Ayna parçalarım. Yayın donduğu için pek anlayamıyorlarmış ama daha sonra da izleyebilirler. Aynen, daha sonra izleyebilirsiniz. Üzülüyorlarmış izleyemedikleri için. Ama yayının donması olduğunuz yerdeki internetle alakalı. Bunu çok inceledim. Evet, bununla alakalı. Herkeste donmuyor. Belli kişilerde donuyor. Simli rölyef mi diye soruyorlar. Evet, simli rölyef kullanıyorum. İsterseniz beyaz rölyef kullanın. Beğeni atmasınlar izleyen arkadaşlar. Yayın donuyormuş. Özellikle söylememi istediler. Öyle miymiş? Beğeni atmayacakmışsınız. Yayın donuyormuş. Bitemez aşkımız, kalmasın yarım. Aynalar. Neriman Hanım, Neriman Alıcı Yeşil Hanım. Hocam bir gündür tül efekti yapın lütfen. Siz görene kadar yazacağım vallahi. Bakın yazmış. Tamam yani. Gördüm Neriman Hanım. O zaman tül efektini inşallah bir gün şöyle bir şu yoğunluğum geçsin. Güzel güzel çalışır mıyız? Çalışırız tabii ki. Hatta size onların kalıplarını da yayınlarım. Rölyefte renk önemli mi diyorlar? Hayır, önemli değil. Beyaz rölyefi de kullanabilirsiniz. Bunu alçıyla da yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra boyayabilirsiniz de. Bu sonuçta bir mantık. İşin mantığı. Ondan sonrası dediğim gibi. Yayının kesilmesini bizden kaynaklandığını söylüyorlar ama bizden değil. Bizden kaynaklanamaz. Şu an halen daha çekime devam ediyoruz. Öyle olsa bizde çekim ilerlemez. Ne güzel eldiven takıyorum ya. Bu aceleciliğimden var ya. Budak görünümü istiyorlar bir arada. Evet ya, budak görünümü de yaparız. Bilmiyorum hani ne kadar memnunsunuz ama ben daha böyle farklı, marjinal, her yerde çalışılmamış şeyleri çalışmayı ara ara düşündüğüm için böyle araya farklı şeyler, işte şişeler, cam tuğlalar falan filan gibi şeyler giriyorum. Evet, budak çalışabiliriz. Zaten bir ara planı.
istiyorum. Alırız boyalarımızı, malzemelerimizi önümüze. Birlikte çalışırız, yaparız, bozarız. Resim atarsınız en azından. Bakarız. Tabii bunu şu an belirttim ya, garanti birileri uygular. Ama hayır, bu benim fikrim. Vallahi vermem. Yayınımız kaydoluyor, sıkıntı yok. Hava şartlarından doğrudur. Tabii ki canım, yani o olabilir. Bakın böyle. Bunun aynı şekilde deniz kabuklarıyla da yapabilirsiniz. Bir sürü şeyle yapabilirsiniz bayanlar. Bunu ben yeni evime yapıyorum. Bitince... nedeniyle. O yüzden izleyemiyorum. Zonguldak'tayım. Hava sadece soğuk. Yayın fena deniyor. Yasemin Hanım demiş. Hacer Hanım. Yayın fena ne oluyormuş? Dönüyormuş. Yani donuyor. Ha, donuyor. Demiş. Ya evet. Hava şartlarıyla alakalı bu var. Siz de yorum ve beğenilerinizi yayın bittikten sonra... Yani kayıt olduğu belli. Bizim için de o önemli. İyi akşamlar hocam demişler. Ben kemik tutkalı kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz? Koyu renkli. Şu an ben rölyef kullanıyorum. Burada rölyef pasta var. Dediğim gibi tutkalla da yapabilirsiniz. Alçıyla yapabilirsiniz. Artı... alçıyı boyayabilirsiniz. Üzerine vernikle simler atabilirsiniz. Çok 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 şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi bundan sonra yapılmışları siz paylaşacaksınız. Söylersiniz esinlendiğinizi. Çok hoşuma gidiyor. Şu an düzelmiş ayınlar. Farklılarını sizden bekliyorum arkadaşlar. Normalde paylaşıyorsunuz işte, Yasemin Hanım sizden esinlendik falan. İşte en güzeli bu bence. Reyna Hanım yazmış ama ne yazmış bilemiyorum hocam. Yorum yapamıyorum. Anlamadığım için yabancı. Ha Reyna. O yüzden siz daha sonra çevirisine bakarsınız. Valla biz onları takip ederdik. Şimdi onlar bize ediyorlar ya. En güzeli bu. Ben de anlamıyorum. Çeviriciden çeviriyorum. Artık çevirici ne derse ona göre gidiyoruz. İyi ya da kötü. Neyse, Şükran Hanım'ın elektrikleri gelmiş. Çok şükür. Hoş geldiniz o zaman. Evet, bitmeye yaklaşıyoruz. Ömrümüz vefa ederse şayet daha da sıklaştırabiliriz ama... Ben dediğim gibi kursiyerim gideceği için. Yok, acele etmeyin hocam, rahat rahat çalışın. Vallahi nasıl rahat edeyim, 7'de gidiyordun saat. Yok hocam, siz yanlış anlıyorsunuz, 7.30. Sorun yok yani. Çıkıp nasıl yetişeceğim? Var o potansiyel, evet. Hallediyoruz. Kimin öğrencisin, yetişeceksin tabii. Bizde böyle her şey alelacele. Çok
Sorun değil. Bugün beni yeni şey edecekler ya. İnsanlara gösterirler. Az kaldı. Şimdi bunu kesin ortasına da bir şeyler yaparsınız. Ortasına ayna kestireceğim bayanlar. Ve bunu makyaj aynası olarak kullanmayı düşünüyorum. Ama bu tekniklerle beraber mesela bugünden beri arıyorum. Asıl size şeyi de çok istedim göstermeyi. Söylemeyeyim ya, o da sürpriz olsun. Yarın akşam olsun hocam. Yok, bulamadım. Bulabilseydim farklı kutular yapacaktık ama araştırıyorum, bulacağım. Bulmazsam çatlarım. Normal yapıştırıcılarla yapıştırırsak olur mu diyorlar. Bayanlar, neden bir şeyin içine gömüyorum bunu? Cam bu, kırık, yanları keskin. Bir şeye oturtun ki yanlara keskinliği kalmasın. Allah muhafaza, çocuk tutar, bir şey olur. Ya da tozunu alırken siz kendi kendinizi biçebilirsiniz. O yüzden bir şeye oturtuyoruz. Bu nedir? Bir hamur alt zemin. Alçı tutkal karıştırıp yapabilirsiniz. Ya da tutkalla beraber boyut verebilirsiniz. Ya da derzle yapabilirsiniz. Ben şıkır şıkır olsun istediğim için rölyef kullandım. Evet, sıkıldım ve eldiveni çıkarttım. Hakkım da hayırlısı. Şişeleri önce bayıp sonra mı kırdınız diyorlar. O kaçırmış herhalde, duymamış. Hayır. Kahverengiler, bira şişesi. Yeşiller, içtiğimiz kızılcahamam soda şişesi. Bu maviyi de gittim. Normalde mavi su şişeleri vardı. Bugündür arıyorum sizle çalışabilmek için, bulamadım. Bu camcıda bulunan mavi bir camdı. Bez içerisine koyuyoruz. Sakın ha sakın direkt kırmıyoruz. Gözümüz atla. Ereğli'ye kızır deleri kızı gönderecekmişsiniz ama gelmemiş hocam. Allah da beni kahretmiş. Gelmemiş mi? Yine Nazlı Hanım kaçırmış herhalde. Ne hamuru diye soruyor. Bölye pasta. Bildiğimiz. Ama sizin takipçileriniz o kadar güzel izliyor ki sorulara cevap da veriyorlar bu arada. Ay evet. Buna dün Nurdan Atik, seviyorum seni. Bir kişiye cevap verdikten sonra hani hocam haddim olmayarak falan demişti bana mesajda. Asla değil bayanlar. Bildiğiniz şeyleri diğer arkadaşlarınıza iletin. Çünkü ben ciddi ciddi söylüyorum. Yoğunum. Dönemiyorum. Cevap veremediğim zamanlar oluyor. Siz lütfen, yani bu grup hepimizin. Bu grup öyle şey değil yani. Aman şudur budur falan kaygısı olan bir grup değil. Şahsım adına konuşuyorum. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde kimseyi yaralamadan, kimseyi üzmeden çok güzel arkadaşça. Çünkü bu tür gruplarda çok güzel arkadaşlıklar doğar. Bakın Huriye, Peyman, Nurdan, Nuran, bunlar daha önce bir gruptaydık. Oradan edindiğim arkadaşlarım değil artık, şu camiada can dostlarım dediğim kişiler. Sizler de böyle dostluklar kurabilirsiniz. Birbirinizi sakın ola ki kırmayın, üzmeyin. Olur ya, beğenmediğiniz ya da fikir vermek istediğiniz bir şey olduğunda da insanlara özelden mesaj atın. Burada kimse birbirinden üstün değil. Ben bile öğretiyorum, bildiğim kadarıyla öğretiyorum. Herkes hala öğreniyor. Kimse ben idolüm, ekolüm, oyum buyum demesin. Kimse o işleri annesinin karnında da öğrenmiyor, bir yandan camları uzanıyorum. Yani çok 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 farklı şeyler yapan hocalar dahi belki bir kursiyerden, yaptığı bir şeyden esinlenir. Deniz Mavi Hanım, kursta bile insanlar bencil, kimseye yardımcı olmuyorlar. Öğren muhabbeti yapıyorlar. Teşekkürler, bize çok şey öğretiyorsunuz. Bir yandan dökeyim şunları. Ya rica ederim, yani benim naçizane amacım. Daha önce niye yapmadıysam, zaman bu zamanmış. Seviyorum. İnsanların faydalanıp sonra da bir şeyler ürettiğini görmek ve buna vesile oluyor olmak benim için çok mutluluk verici bir şey.
Bundan çok mutlu oluyorum. Melek Çakır Bayrak. Çok istediği bir çalışmaymış bu. Aa, canım benim. Kardeşimin eşi. Çok istediğim bir çalışmaysa hemen bandırmaya bundan bir tane yapıp göndeririz. Kuzucuk. Sıkıntı değil. Ama benim elimde de yok hocam. Seninkinde de mi yok? Bak sen. O zaman sana da yapalım. Tüh. Hele de senin evde yoksa biz bittik. Evet. Biz açacağımız sergiyi Güneş'in evine birkaç kişiyi de oraya getirdin. Birkaç kişiyi. Protokolü falan oraya getireceğiz herhalde. Çoğu objelerimiz kendisinde. Evini ziyarete gittiğimde hiç yabancılık çekmedim vallahi. Ayfer Hanım demiş ki bu aynalar nasıl bu kadar düzgün? Bayanlar, aynacıya gidiyorsunuz. Artık giderken pasta poğaça falan mı getirirsiniz? Nasıl ikna edersiniz? O bölüme karışmıyorum. Gidiyorsunuz, rica ediyorsunuz. Olmadı, yalvarıyorsunuz. Ha, orayı nasıl yapacağınız bilmiyorum. Orada bunları çok güzel kendileri kesebiliyorlar elmaslarla. Ve siz onu oradan alabiliyorsunuz. Ama halen aynısını söylüyorum. Nasıl ikna edeceksiniz? O bölüme karışmıyorum. Belki bir akrabanız vardır. Ya da ne bileyim bir milletvekiline falan mı aratsanız, ne yapsanız aynacı. Bu işler öyle gidiyor ya artık ülkemizde. Nesrihan Hanım sizi takdir ediyor. Zaman kaybetmeden cidden zevkle öğretiyorsunuz. Çok temiz, iyi niyetlisiniz. Tüm kalbimle sizi takdir ve tebrik ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum işte, yani yorumun güzelliğine ayrıca bak. Ayrıca eklediğiniz için de çok teşekkür ediyor. Aynen, normalde ben grup sahibi olarak insanları sürekli gruplara ekledikleri için rahatsızlık duyuyorum. Beni de zırt pırt bir yerlere ekliyorlar. Ama neredeyim, hangi gruptayım? Allah Allah muhafaza, terör merör gruplarından çıkmam inşallah. İnsanları da çok eklemeyi istemiyorum. Ama bakıyorum ki takipte ya da bir beğenisi, yorumu var. Demek ki bu işle alakalı diye. Bir böyle akşamları otururken falan vakit bulursam ekliyorum. Evet bayanlar, şimdi size Yasemin Bayrak Collection'ın son tasarımı diyeyim. Aynasını kestirsek daha güzel olur da. Yarına kurur bu zaten. Tamamen belli olur. Kestiririz hocam yarın. Hı? Yarın kestirip gösteririz. Aynen, yarın bitmişini tamamen paylaşırız. Asarız kutularımızı. Bakın, aynı mantıkta kutularınızı da yapabilirsiniz. Bu şekilde kestirebilirseniz aynaları ya da renkli camları. İşte bakın, bu renkli bir plakaydı. Demin kırdım, gösterdim. Onunla çok güzel kutu, tepsi falan bir sürü şey yapabilirsiniz. Ufkunuz açık. Şimdi poz verme zamanı. Keşke dedin de yaşasaydınız diyorlar ama biz hiçbir yere yollama niyetinde değiliz ki. Ya size, bir de beni yani kursiyerlerime sorun yani bakayım nerede yaşasaymışım. Çok şahane. İşte şöyle koyduğumuzda. Tabii bu bir ön eskiz falan filan da siz daha farklarını yapın. Deniz kabuklarıyla yapın, farklı camlarla yapın. Belki mesela burada şu da var. Camı bir noktaya vurduğunuzda yanlara yani güneş gibi ayrılır. O da bir çalışmadır. Onu da aynı sırayla yerleştirip güzel bir konsept oluşturabilirsiniz. Şuraya fazla şey koymuşum. Yamuk. Elimi keser o benim. Yerine bunu alıyorum. Ben hala durmuyorum ya. Oh be, şunu da gösterebildim ya size. Planım buydu. Kaç saat cam peşinde koştum. İnşallah değmiştir öğrendiğinize. Kızımız burada biraz daha kurumaya başladı. İşte kabartma. Şu da çok öncelerden çalıştığım bir çiçekti. Çiçek istiyorsunuz ya, uzaklaş. İşte bakın, bunları da çalışabiliriz. Ve rölyef hamur diyoruz. Bununla birlikte boyut vereceğiz. Çiçeklerimiz havada kalacak. Kelebeklerimizin altından kıvırabileceğiz falan falanlar var projeler içinde de. Nişan sandığı varmış bir tane takipçinizin. Bu camlardan olur mu diye soruyor. Tabii ki olur. Ama dediğim gibi rölyefi kalın sürün.
Camı içine gömün. Camdan böyle tuttuğunuzda elinizi falan kesmeyecek şekilde olsun. Bu şekilde yaparsanız her şey olabilir. Ama kesecek şekilde olursa o zaman olmaz. Cam işi ayrıdır. Tekniği ayrıdır zaten. Bu bizim basite indirdiğimiz. Normalde bu camlar elmaslarla belli bir desende kesilir. Kerpetenlerle ayrılır ve motifler oluşturulur. Bildiğiniz nasıl anlatayım, çini gibi bir çiçeği mozaik şeklinde düşünün fakat bu camdır. Yapıştırılır ve derzler üzerinde derz dolgu uygulanır. Ben size bir ara şu gördüklerinizle beraber bir zemin çalışacağım. Bir kase ya da atıyorum düz bir zemini bununla kaplayıp aradan derzlerle beraber nasıl yok edildiğini göstereceğim. Pırıl pırıl bir şey olacak yaparsam eğer, vaktim el olursa, unutmazsam. Ya ben mecburen yoğun olduğum için size anlık hazırlanabiliyorum. Projelendiremiyorum çok fazla. Hani şunu yaparız falan, haftada bir video çekeyim de şunları tanıtayım gibi bir şey yapmıyorum. Spontane. Ne yapıyorsak, aklıma ne istiyse o ara size gösteriyorum. Öyle de yapabilirim aslında. O benim için çok daha rahat olur ama günlük olsun ya da iki günlük olsun. Olmadı bir hafta sonra gelirim. Belli de olmaz. Ama sık sık gösterdiğim zaman aynı teknik bile olsa her seferinde herkes aynı şekilde izleyemiyor. Göremiyor ya da tekrar edemiyor. Tekniklerimizi teknik sayan insanlarla beraber yürürüz, çalışırız. Sıkıntımız yok. Böyle yani. Teşekkür ediyorum ben. Artık gideyim. İyi akşamlar. Son bir soru. Zemine ne yapıldı hocam demişler ama kaçırmış herhalde Nurcan Hanım. Zemine, o zaman şöyle anlatayım. Ayna için konuşuyorsanız. Zemini altın rengi boyadım. Boyamamın sebebi üstüne kullandığım şeylerin aralarından gözüktüğünde gözü yormasın. Altın rengi boyadım. Simli rölyef pastayı yoğun koyarak üstüne camları yerleştirdim. Camlarda da bira şişesi, soda şişesi ve mavi lacivert cam kullandım. İsteseniz şarap şişeleri kullanabilirsiniz. Kırdım, bez arasına koyarak kırdım. Sakın açıkta kırmayın. Hiç gözünüzü atlar mahvolursunuz. Sonra da yerleştirdim. Olay bu. Böyle pastanın markasını soruyorlar. Ya ben normalde Rich satıyorum ve Rich kullanıyorum. Rich ürünlerim var. Fakat elimdeki şu an Artavella'nın simli rölyefi. Fark etmez. Hepsini kullanabilirsiniz. Demir Hanım özellikle demiş ki kurs yerleriniz çok şanslı. Evet, ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ediyorum size de. Utandım. Hocamı çok seviyorum. Şanslıdırlar herhalde. Çok şanslıyız bence. İşte böyle. Gidiyorum. Şimdi tamamen gidiyorum. İyi akşamlar.